Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte özellikle son dönemde sıkça dile getirilen bir söylemi paylaşmak istedik. Biliyorsunuz arkadaşlar, ikinci el otomobillerin fiyatları çok yükselmiş durumda ve artık devlet buna bir müdahale kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde galericileri temsil eden bir toplulukla bir araya gelindi ve ne gibi önlemler alınabileceğine dair bazı istişarelerde bulunuldu. Burada önemli bir nokta var. Galericiler de şundan şikayetçiymiş arkadaşlar. Herkesin, yani otomobil alıp satma yetkisine sahip olmayanların da otomobil al sat yaparak piyasayı yükselttiğini söylüyorlar. Bu ne demek, hemen açıklayalım. Şunu diyorlar özetle. A kişisi normal bir çalışan, herhangi bir yerde bir memur vesaire, araba alıp satıyor ve bu şekilde araba alıp satması piyasadaki stokları azaltıyor. Bu stokların azaltılması sonrasında da otomobil fiyatları ister istemez yükselmiş oluyor. Dolayısıyla galericiler öncelikle şunu istiyorlar. Devletin bu al-sat yapan kesiminde önüne geçmesi lazım. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde herkes, her birey yıl içerisinde fatura kesmeden 3 kere otomobil alıp satabiliyor arkadaşlar. Bunun kısıtlanmasını istiyorlar. Yani diyorlar ki herkes yıl içerisinde bir, bilemedin iki defa otomobil alıp satabilsin. Ve bu şekilde en azından al-sat yapmanın önüne geçilebilsin. Ama bu bir formül değil, biliyoruz. Çünkü adam kendi üzerine alıyor, eşinin üzerine alıyor, çocuğunun üzerine alıyor, babasının üzerine alıyor. Yani bunu çoğaltabiliyor. Dolayısıyla bu kesinlikle bir önlem olmayacaktır. Peki galericilerin hiç suçu yok mu? Bunu da bir sorgulamak lazım. Biliyorsunuz özellikle son dönemde arkadaşlar otomobil bayilerine büyük cezalar kesildi. Bu cezaların temel nedeni ise otomobil bayilerinin sıfır otomobilleri kendi bünyesi içinde, kendi elemanları doğrultusunda, elemanların üzerinden satarak daha sonra bunları ikinci el tarafında daha yüksek fiyatlarla satmasıydı. İşte öncelikli önlem buna getirildi. Denildi ki sıfır, yani liste fiyatı üzerinden sen bu otomobili satamazsın. İşte aynı durum genele yayılmak isteniyor. Yani deniliyor ki liste fiyatı bir otomobilin 500 bin Türk lirası ise aynı model ve aynı klasmanda olan bir otomobilin, aynı donanım seçeneklerine sahip olan bir otomobilin ikinci eli 500 bin TL'nin üzerine satılamaz deniliyor. Burada aslında asıl amaç 2-3 yaşında sıfır otomobilden daha pahalı olan otomobil satışlarının önüne geçmek. İkinci şey ise arkadaşlar, ikinci el otomobil ithalatının gündeme gelmiş olması. Bu ne demek? Yurt dışından ucuz otomobiller alınarak yurt içinde satılmasına imkan sağlanacak. Bunun özel bir vergilendirmesi olacak. Dolayısıyla otomobil fiyatları otomatikmen aşağıya çekilmiş olacak. Eğer bunlar uygulanırsa gerçekten ikinci el otomobil fiyatlarının düştüğünü biz görebiliriz. Önümüzdeki süreçte mutlaka bunlar uygulanacaktır. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Bugünlerde kur artışı söz konusu. Malum biliyorsunuz kısa süre öncesine kadar 19 lira civarında seyrediyordu kur. Seçim sonrasında önemli artışlara sahne oldu. Ve bir anda 21, 22, 23, 24, 25, 26 diye gitti arkadaşlar. Bu kur artışı sonucunda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'a dahi zam gelmişti. Şunu diyeceksiniz, yahu zaten TOG yok ki, zam gelse ne olur, gelmese ne olur? Öyle değil arkadaşlar. Biliyorsunuz TOG'u ön siparişle satın alanlar vardı. Bu zam o ön siparişle satın alanlara dahi yansıtıldı. Yani adam kura'ya katılmıştı. Kura sonucu biliyorsunuz başlangıç fiyatı 960 bin, 970 bin Türk lirası seviyelerindeydi. Donanım seviyesine göre bu fiyat biraz daha artıyordu. Ve adam kurayı kazandığında atıyorum 970 bin lira gibi bir para ödeyecekti. Fakat şimdi ne oldu arkadaşlar? TOG'un fiyatı otomatikman en ucuz versiyonunda bile artınca, 1200 liralara çıkınca, yani 1 milyon 200 Türk lirası seviyesini aşınca hatta, dolayısıyla bu TOG'u bekleyenler de direkt olarak 200-250 bin TL daha fazla para ödemek zorunda kalmış oldular. Şimdi tekrardan konumuza dönelim. Otomobil fiyatları düşen mi? Az önce de belirttiğimiz üzere eğer gerçekten hükümet, yani belirtilen kriterleri işleme koyarsa otomobil fiyatları düşebilir. Ama burada dediğimiz gibi kilit rol arkadaşlar
dışarıdan ikinci el otomobil ithalatının gerçekleşebilecek olması. Biliyorsunuz Avrupa'da ikinci el otomobiller çok çok ucuz. Dolayısıyla Avrupa'da mesela Almanya'dan bir ikinci el otomobili buraya getirdiğinizde üzerine yeni bir vergilendirme ile bunları satışa çıkardığınızda gerçekten çok düşük fiyatlara otomobiller satabilirsiniz. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Atıyorum yine burada bir kota getirilir ve bu kota yine fırsatçılar tarafından doldurulursa işte o zaman işin rengi yine bulanacaktır. Neden? Fırsatçılar yine o otomobilleri alıp bu sefer daha yüksek karlarla aynı fiyat kalibresinde şu andaki fiyat skalasından satışa sunarlarsa o zaman fiyatların düşmesini tabii ki bekleyemeyiz. Ama şunu derse devlet ya X bir kişi de dışarıdan otomobil getirtip bunun vergilerini ödeyip ki burada bakın özel vergi oranları çok önemli. Yoksa normal vergi oranlarıyla günümüz otomobil fiyatlarına erişiyor. Dolayısıyla özel vergi oranları çok önemli. Bu sayede ne yapabiliriz arkadaşlar? Otomobil fiyatlarını aşağılara çekebiliriz. Zaten ithalatı biraz genişlettikten sonra sıfır otomobillerdeki stok sıkıntısı da ortadan kalkacaktır. Neden? Piyasada otomobil bolluğu oluştuğunda artık kimse sıfır otomobil kuyruğuna girmeyecektir arkadaşlar. Sıfır otomobil almak için birilerine el altından para vermeyeceklerdir. Dolayısıyla bir süre sonra en azından her şey normale dönecektir diye düşünüyorum ben. Sonra zaten devlet dese ya tamamen ithalatı kaldırıyorum dese de çok bir şey fark etmeyecektir. Aynı 2020 yılının öncesinde olduğu gibi. Şimdilik durum bundan ibaret. Önümüzdeki süreçte neler yaşanır bilmiyoruz ama bir an önce ikinci el otomobil fiyatlarının aşağıya çekilmesi için gerekli önlemler alınmalı. Yoksa kısa bir süre sonra arkadaşlar binebileceğimiz bir otomobil için bile yani beğenmediğimiz Şahin, Doğan, Kartal için bile biz 200-300 bin TL vermeye başlayacağız ki şu anda normal alıp bakımını yapıp bineyim diyeceğiniz bir otomobil almak için en az 300-400 bin para vermeniz gerekiyor. Eğer bu konu hakkında yorumlarınız varsa mutlaka bu video altında bekliyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.